Evet, e, isterseniz başlayalım. Ben önce kısaca kendimi tanıtayım. Pardon, sonra da kariyer planlama ile ilgili. E, sizlere vermem gerektiğini inandığım mesajları vererek sunumu noktalayın. E, son beş dakika içerisinde de e, sizin sorularınıza yanıt vermeye çalışayım. E, i̇smim Baki Duy, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü rehberlik ve psikolojik danışmanlık ana bilim dalında öğretim üyesi olarak görev yaptı, yapmaktayım. Ee, bizim alan itibariyle zaten alt uzmanlık alanlarımızdan bir tanesi kariyer psikolojik danışmanlığı. Gerçi Türkiye'de bu konuda olması gereken yerde değiliz. Amerika Birleşik Devletleri'nde birçok yüksek lisans doktora programı var bu alanda. Ancak Türkiye'de maalesef bazı koşullardan dolayı, bu alt uzmanlık alanımızı çok aktif hale getiremedik. Benim bildiğim iki yüksek seans programı var Türkiye çapında. Onların yaygınlaşması gerekiyor, çoğalması gerekiyor. Çünkü gerçekten günümüzde hiç olmadığı kadar kariyer gelişimi, kariyer planlaması önemli hale geldi. Niye önemli hale geldiğine dair bazı ipuçlarını bugünkü kısa sunumda sizlerle paylaşmaya çalışacağım. İsterseniz önce hemen Kariyer planlaması nedir? Bir onunla başlayalım, onu tanımlayarak başlayalım. Tabii ki birçok şey söylenebilir kariyer planlaması ile ilgili. Şöyle kısa bir tanım yapmak gerekirse kariyer planlaması bireyin kendisine uygun gördüğü bir mesleğe yönelmede ve bu yönelmiş olduğu meslekte en üst noktaya ulaşmada sahip olduğu becerileri, nitelikleri, ilgileri, güdüleri ve diğer sahip olduğu özellikleri süren bir şekilde gerçekleştirdiği, e, hayata geçirdiği dinamik bir süreç olarak tanımlayabiliriz. Özellikle o dinamik bir süreç olma meselesi bilhassa 21. yüzyıl için çok daha geçerli olan bir ifade sevgili arkadaşlar. Ee, benim üniversiteye girdiğim yıllarda ki 1987-88 döneminde ben liseyi bitirmiştim. E, mühendislik deyince aklımıza belli başlı mühendislikler gelirdi. Gerçi hoş yani halen tabii ki onlar devam ediyor ama e, sosyal bilimler deyince belli başlı alanlar aklımıza gelirdi. Ama bugün itibariyle baktığımızda inanılmaz bir çeşitlenmenin olduğunu görüyoruz. Zaten 21. yüzyıla e, girmeden önce aslında 20. yüzyılda bu çeşitlenme artmaya başladı. Özellikle sanayi devriminin ilerlemesiyle beraber. Ve 20. yüzyılın sonlarına doğru da bildiğiniz üzere bilişim çağı denilen ya da dijital çağı denilen artık dijital teknolojilerin yaşamımıza damgasını vurduğu bir evreye, bir yeni yüzyıla girmeyle beraber inanılmaz, çeşitler inanılmaz bir çeşitlenme meydana geldi. Ve bu açıdan baktığımızda aslında bir açıdan şanslıyız. Şimdiki gençler şanslılar tercih yapacaklar. Çünkü önlerinde çok daha Geniş bir yelpaze var, kendini ifade edebilecekleri. Ama diğer taraftan da belki biraz daha işler zorlaştı. Niye karar vermek? Seçenekler artınca, ister istemez karar vermek de biraz daha zor hale geliyor. Şimdi bize küçükken sorarlar, değil mi? Ne olmak istiyorsun? Hatta üniversiteye hazırlanan gençlere bile, ne okumak istiyorsun? Ne olmak istiyorsun? Aslında bu soru çok doğru bir soru değil sevgili arkadaşlar. Yani ne olmak istiyorsunuzdan çok aslında şöyle söyleyeyim yani bizler bir kimlik geliştiririz. Genel anlamda bir kimlik geliştiririz. Bir genel kimliğimiz vardır. Ben baki olarak bir kimlik geliştiririm ve bu genel kimliğin altında da alt kimlikler vardır. Bu kimlikler işte cinsiyet, din, inanç, kültür, sosyoekonomik düzey ve bir diğeri de meslekle ilgilidir. Mesleki kimlikle ilgilidir. Dolayısıyla biz aslında meslek seçimi yaparken kimliğimizin geliştirmekte olduğumuz, belki bir kısmının ayrımında olmadığımız, hani bilimsel süreçler var ya, Freud'un söyledi. Bir kısmının ayrımında olmadığımız, ayrım, ayrımında olmadığımız o kimliğimizin bir parçasıyla ilgili bir seçimden bahsediyoruz. Bir süreçten bahsediyoruz. Bizim kimliğimizi tamamlayan bir şeyden bahsediyoruz. Dolayısıyla bir ne okuyorsun, ne olmak istiyorsun sorusu aslında çok doğru değil. Aslında bizim kariyer planlaması anlamında yapmış olduğumuz seçimler kim olmak istediğimizle ilgili bir soruya yanıt vermenin bir parçası sevgili arkadaşlar ve çok önemli bir parçası şüphesiz. Aslında sorması gereken soru, hani kendinizi de sormanız gereken soru. Ben ne olmak istiyorum değil, ben ne yapmak istiyorum sorusu önemli. Ee, ve bu noktada da hani e, ne yapmak istiyorum sorusuna yine bir yanıt olarak bir karşılık olarak aslında düşünmemiz gereken şey e, ben neyle uğraşıyorken neyle çalışıyor olurken iş anlamında söylüyorum meslek yaşam bağlamında söylüyorum kendimi iyi hissederim mutlu hissederim genel anlamda genel anlamda hani mutluluk dediğimiz şey diğer duygular gibi süren olan bir şey değildir. Yani ama tabii ki e, beklediğimiz şey şu: Eğer birey gerçekten yapmaktan keyif aldığı, mu, doyum sağladığı, mutlu olduğu, e, iyi hissettiği bir işle uğraşıyorsa, bu genel anlamda genel yaşamdan aldığı doyumun da e, yükselmesini sağlayacaktır. Dolayısıyla gerçekten çok önemli. Ne yapıyor olurken ben mutluyum. E, aslında bunun ipuçları sizin hayatınızda muhtemelen vardır olmasını beklerim. Yani ders etkinlikleri, hatta ders dışı etkinlikler hemen aklımıza şeyler gelmesin lütfen. Genel akademik dersler gelmesin, çalışmalar gelmesin. Sportif etkinlikler, sanatsal etkinlikler onun dışında biraz sonra bahsedeceğiz. Nesnelerle mi birlikte olmaktan daha çok keyif alıyorsunuz, daha iyisiniz? Yoksa insanlarla birlikte olmaktan mı daha çok keyif alıyorsunuz? Onlarla birlikteyken mi daha kendinizi iyi hissediyorsunuz? Akış kuramı vardır mesela. Pozitif psikolojinin önemli isimlerinden Çisel Yaki'nin e, geliştirdiği bir kavramdır. Akıp gitmek diyebiliriz. Yani bir etkinlik sırasında bir şeyle uğraşırken zamanın akıp gittiğini anlamıyorsanız ya ne de çabuk geçti vakit diyorsanız ve sonrasında hani o yetip giden şeye bir özlem duyuyorsanız hani keşke bitmeseydi e demek ki sizin o şeyle biraz olmanız doğru olacaktır. Yani ben kendi adıma söyleyeyim, biraz müziğe ilgim var. Anadolu Üniversitesi e, personel korosunda, Türk Halk Müziği personel korosunda bulunuyorum. E, i̇ki yıldır koroya devam ediyorum. E, her hafta çalışmalarımız vardı. Pardon, üç yıl oldu. Her hafta çalışmalarımız vardı. E, akademik takvim e, geçerliyken ama bu pandemiden dolayı aksadı. Ben şunu hissediyorum. Ben orada bir anlamda, terapi görüyorum. Çünkü orada geçirdiğimiz iki, iki buçuk saatlik süreç içerisinde kendim gerçekten çok iyi hissediyorum. Bu soru, bu soru çok önemli. Ne yapıyor olurken mutlu olacaksınız, kendinizi iyi hissediyorsunuz. Hala hazırda neler yapıyor olurken, neler uğraşıyor olurken kendinizi iyi hissediyorsunuz. Bunlar önemli ipuçları sevgili arkadaşlar. Peki meslek seçerken lütfen kendinize sorun, yanıtları vermeyin ama az çok tahmin ediyorum. Neye göre karar vermek lazım? Siz neye göre karar veriyorsunuz? Muhtemelen sizin aklınıza ilk gelen, birçok kişinin, bu sorunun yöneltileceği birçok kişinin aklına gelen şey para. Elde edeceğiniz kazanç, gelir durumu. Belki bir kısmınız şu andaki ya da gelecekteki istihdam durumu. Yani iş edinme olanakları. Belki birçoğunuz, birçok öğrencinin yaptığı gibi sınav puanına göre Sınav puanı gelince neye yetiyorsa ona ya da mesleğin popülerliği belki. Meslek ne kadar popüler bir meslek? Toplum tarafından kabul gören bir meslek. Bu anlamda baktığımızda maalesef öğrencilerin birçoğu seçim yaparken kılavuzdan program seçerken puanların dikkate alıyor ve popülerliği dikkate alıyor. İşte sayısal alanda en popüler meslekler, gidilmesi gereken meslekler. Hani o yüzde bir, yüzde iki dilime girmesi beklenen öğrenciler vardı ya dershanelerin, istihdak işte merkezlerinin hazırladığı. Oradaki e, kişiler de sözde uzmanlar, özür diliyorum sözde uzmanlar diyorum çünkü yaptıkları doğru değil. Ve ne kadar gerçekten e, işin uzmanı kişiler o da tartışılır onu da söyleyeyim ben size. E, çünkü orada olması gereken kişiler açık söyleyeyim psikolojik danışmanlardır, bu alana yetişmiş insanlardır. E, en üst puanlı, en popüler yerler öğrencileri e, yerleşmesini sağlamaya çalışıyorlar. Açık söylüyorum birçok öğrencinin ihtiyaçlarını, değerlerini ilgilen dikkate almıyorlar. Etüt merkezinin ya da dershanenin ya da okulun o özel okulun popüler popüler çekiciliğini dikkat almaya çalışıyorlar. Ee, aslında <laughs> bu soruya verilmesi gereken en temel e, yanıt ilk e, sırada yer alacak cevap, sevgili arkadaşlar e, ne kadar mutlu olacağımız Yani bir mesleği seçerken gerçekten o meslek o meslekle uğraşırken o iş yaparken ne kadar mutlu olacağınız. Çünkü nihayetinde yani bizim birçok eylemimiz mutlu olmak üzerinedir. E, Freud'un söylediği bir şey var. İnsan hazza yönelir ve acıdan kaçar. Bizden bize nahoş e, duygular yaşatan, gerilim hissettiğimiz, can sıkıntısı yaşadığımız şey ve yerlerden uzak durmaya çalışırız. Bize iyi gelen, hoş gelen, mutlu hissettiğimiz şeylerle, kişilerle, yerlerle daha uzun süre kalmaya çalışırız. Çok doğal bir eğilimdir bu organizmana. Kısa bir anekdot anlatayım size sevgili arkadaşlar. 10 yıl kadar toplamda Malatya İnönü Üniversitesi'nde ben görev yaptım. Uzun yıllar keyifle görev yaptım. Oradaki öğrencilerimle, oradaki meslektaşlarımla, oradaki o zamanki yönetimle bir uyum içerisinde çok keyifli zamanlar geçirdim. O dönemlerde bir zaman... Tıp fakültesinin birinci dönem öğrencilerinin iletişim dersine gittim. Çok yararlı bir ders gerçekten. Yani her meslekte aslında önemli. Biraz sonra bahsedeceğim niye önemli. Ee, derslere giriyorum, çıkıyorum. Aradan bir bir ay kadar geçti. Ara verdim. Ee, i̇ki ders şeklindeydi. Arada bir öğrenci yanıma geldi. Hocam dedi, sizinle konuşabilir miyim? Tabii ki dedim. Hocam belki fark etmişsinizdir dedi. Ben dedi şimdiye kadar hiç derslerimize devam etmedim. Yok dedim hiç fark etmedim. <laughs> 900 100 tane öğrenci var. Hangi birini fark edeceğim. Ee, yani de, kusura bakmayın sizinle ilgili değil dedi. Yok dedim daha aramızda bir şey yaşanmadı ki hani benimle ilgili olsun. Ee, hayır dedim bir şey mi var dedim hani sağlıkla ilgili vesaire. Ee, bir duraksadı. Yok hocam ya dedi. Neyle ilgili dedim. Ya hocam dedi yanlış anlamayın ama dedi. E, ben burada olmak istemiyorum ki dedi. Yani ben tıp okumak istemiyorum. Ben hekim olmak istemiyorum. Ama annem, babam, büyüklerim, Dediler ki, bak, hekim olursan, doktor olursan, saygınlığın olur, çok para kazanırsın. Valisi, kaymakamı da sana hürmet gösterir, İdarisi de sana hürmet gösterir. Herkesin doktora ihtiyacı var. Dediler ve ben istemediğim halde burayı seçtim. Ama ben burada okumak istemiyorum. Peki sen ne yapmak istiyorsun dedim. Ben matematik öğretmek istiyorum dedi. Yani o kişi olması gereken yer matematik öğretmenliği. E, mutlu değil. Bakın daha mesleğini yapmadan daha o mesleğe giden yolda. Aldığı eğitimden memnun değil. Çünkü yapmak istediği şey, mutlu olacağı şeyle iştigal değil şu anda. Ee, ve yine kısa bir örnek. Televizyonda izlemiştim hatta e Kim Bilir Kim Bilir olmak ister miydi? O yarışma programı var ya tam hatırlamıyorum ama. E o programda da çıkmıştı e erkek olan kişi. Bu çift, doktor bir çift. E belli bir kariyer yapıyorlar ve sonra... Birden mesleklerinden ayrılıyorlar. Daha doğrusu istifa ediyorlar iş yerlerinden ve dünyayı gezmeye başlıyorlar. Eşlerden birisi cerrah. Erkek olan cerrah. Ve dövme tutkusu var. Ve kendisi birçok dövme festivallerine katılıyor. Atlarında karavanla dünyayı geziyorlar. Belki kimlerine göre aptalca bir şey yapıyorlar. Yani istifa edilir mi ya? Yani siz hekimsiniz ya. Bak dünyanın parasını kazanırsınız. Bak şunlara alırsınız. Bak bunları alırsınız. Çok doğru bir şey yapıyorlar. Niye? Çünkü yani yıllar önce okuduğum bir kitap vardı. Suzana Tamaro'nun Yüreğin Götürdüğü Yere Git diye çok eski bir kitaptır ama bulabilirsiniz belki. Gerçekten yüreğimizin götürdüğü yere gitmek önemli. Yani nerede mutlu olacağımıza karar vermek önemli. Bakın meslek seçimi çok önemli. Kariyer planlaması çok önemli. Niye? Şimdi insan ömrü uzuyor sevgili arkadaşlar. 1950'lerde ortalama insan ömrü 46-47'ler civarında. <laughs> Sebepleri ne? Tabii iki büyük cihan savaşı görülmüş. Bunun çok büyük bir rolü var. İkincisi daha enfeksiyon hastalıklarına karşı aşılar geliştirin demiş. Dolayısıyla çok basit hastalıklardan, bir su çiçeğinden, bir kızamıkçıktan insanlar ölebilmekte, çocuklar ölebilmekte. Çocuk hastalıklarından ölüyor birçok çocuk. Dolayısıyla ömür kısaydı. Ama bugün bakın Türkiye'de kadınlar için 78-79 e, noktasına geldi. Erkekler için 75-76'ya geldi. Ve şöyle bir şey söyleyeyim size sevgili arkadaşlar. E, 2019 e, revizyonu başlıklı Birleşmiş Milletler'in çalışmasına göre e, 143 milyon olan bugünkü 80 yaş ve üzerindeki nüfusun 2050 yılında üçe katlanarak 426 milyona yükseleceği düşünülüyor sevgili arkadaşlar. Dünya nüfusunun 7 milyara birazcık aşkın olduğunu düşünürsek e, dikkate değer bir rakama ulaşacaktır. Bu bize ne söylüyor sevgili arkadaşlar? Bu bize dünyanın giderek yaşlandığını söylüyor. Genç nüfus giderek azalıyor niye? Çünkü doğum oranları, doğum hızı düşüyor. Yani sahip olunan çocuk sayısı giderek düşüyor. Bunun tabii ki sebeplerinden, önemli sebeplerinden bir tanesi tabii ki ekonomik şartlar, koşullar, insanların daha bilinçli olmaları vesaire vesaire. Eskisi kadar artık insan emeğine, fiziksel emeğine duyulan ihtiyacın azalması, daha çok entelektüel, zihinsel e emeğe ve e niteliklere daha çok yer olması. Tabii bu de niye getirecek sevgili arkadaşlar? Ya bu bize bir kere şunu söylüyor. <laughs> ee, yaşamımızın e, meslek yaşamı ile ilgili olan kısmı ve sonrası giderek uzayacak. Nereden anlıyoruz bunu? Şöyle, bakın giderek nüfusun e, yaşlanması demek şu anlama gelir. E, bağımlı nüfus diye geçer sevgili arkadaşlar 14 yaşa kadar 0-14 yaş arası ve 65 yaş ve sonrası bağımlı e, grup diye geçer nüfus ve demografik çalışmalarda. Niye? Çünkü e, küçük yaşta olanlar malum çalışamazlar, bakıma ihtiyaçları var. E, 65 yaş sonrası emekli olmuş onların da bakıma ihtiyacı var. Tamam emeklilikleri var ama e, aynı zamanda sağlık hizmetlerine ve diğer hizmetlere ihtiyaçları var. Nüfusun giderek yaşlanması ne anlama gelecek? giderek sosyal güvenlik için ayrılması gereken payın artması gerekecek sevgili arkadaşlar. Peki bu nasıl karşılanacak? Bu bir süre sonra çok da karşılanabilecek bir düzeye gelmeyecek. Niye? Çünkü dengeler yaş nüfus lehine değişecek. Bu şu anlama geliyor sevgili arkadaşlar. Ya maaşlar kesilecek e ama o da sıkıntı. Şu anda bulunan çözümle ve muhtemelen ileride olacak çözümle ne? emeklilik yaşının uzaması. Bakın benim yaşıtım olanlar, işte 20 yaşlarında işe başlayanlar 43 yaşında emekli oldular, 42 yaşında emekli oldular. Ben şu anda 48 yaşındayım ve ben akademik hayata devam ettiğim için o yaşlarda başlayamadım çalışmaya. Ama başlamış olsaydım ben birkaç yıl önce emekli olabilecektim. 50 sonuna geldi, 60'lara dayandı. Avrupa'da. 60 Cebinde sevgili arkadaşlar. Artık 65, şey, 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 şey. 65 yaşa geldi. Şey, Ve öyle görünüyor ki artık şey. sosyal güvenlik giderek Alkan şey. emekli grubun e, şey şeyini, ihtiyaçlarını karşılayacak bir şey ülke görebilecek. Bu arada bir yankı yapıyor bir sevgili bir arkadaşlar. Kapatırsanız bir kapatırsanız bir şeyin olur. Lütfen mikrofonları kapatalım. Teşekkürler. Mikrofonları kapatalım. Halen kapanmadı. Bir mikrofon açık. Lütfen Bırak kapatın. Ee, bu ne anlama geliyor? Bu emeklilik yaşının giderek daha da öteleneceğini söylüyor. Hem Türkiye'de hem de özellikle yaş nüfus Avrupa'da daha fazla, Batı toplumlarında daha fazla. Keza uzak doğuda da Japonya'da. Japonya'da özellikle 85 yaş ve üzeri nüfus dünya nüfusuna bakıldığı zaman en büyük oranın olduğu yerlerden bir tanesi. Bu bize çok daha fazla uzun süre meslek yaşamında olacağımızı söylüyor arkadaşlar. Takriben 40-50 yıl kadar. Dolayısıyla hiç olmadığı kadar önemli hale geliyor. Şimdi zaman içerisinde tabii ki değişim sürecini yaşıyoruz. Çok dinamik bir şekilde yaşıyoruz. Hele hele yani 2000'lerin sonuna doğru geldiğimizde ve 2000'lerde inanılmaz değişim e, hızlı söz konusu. Yetişmekte zorlanıyoruz gerçekten teknolojinin hayatımıza girmesiyle beraber. E, ve tabii bu kariyer gelişiminin de e, kariyer planlamasını da değişimle beraberinde getirir sevgili arkadaşlar. Benim zamanımda ve benim benden önceki kuşak benim babamlar neredeyse meslekleriyle hani katolik nikahı kıyıyorlardı. Niye katolik nikahı diyorum? Çünkü katoliklerde e, kilisede Nikah kıyılır ve nikahı kıyan e, rahiptir, papazdır. Ve e, o kutsal bir bağdır. E, ancak ve ancak kilise izin verirse siz e, ayrılabilirsiniz. E, eskiden bir mesleğe bağlanılırdı ve oradan gidilirdi. Yani doğrusal bir yol vardı. Yani dümdüz doğrusal bir yol düşünün. Bir A noktasından başlıyorsunuz mesleğinize ve B noktasında tamamlıyordunuz. Ama... Zaman içerisinde, yani daha çok da bir dikey bir hareket içerisinde oluyorduk biz meslek yaşamında. Yani üst kademelere çıkalım. İşte e, giderek e, en üst noktaya kadar gitmeye çalışalım. Eğer önümüze bir engel çıkmazsa ve e, gerekleri yerine getirirsek. Ama şimdi e, yatay bir hareket görüyoruz sevgili arkadaşlar. Yani belli yeterliklere sahip olduğunuzda siz belli alanlarda çok farklı işlerde çalışabilir hale geliyorsunuz. Şimdi artık doğrusal bir... Süreç değil sevgili arkadaşlar, kariyer planlaması. Bir dağ yolunu çıktığınızı düşünün arkadaşlar. İnanılmaz kıvrımlar var. zikzaklar yapıyorsunuz sürekli. ve Bir anlamda eski devlet yollarında gitmiyorsunuz. Eski devlet yollarında uzunca bir yol boyunca giderdiniz. Doğru düzgün dönecek bir yer olmaz bazı yerlerde. Ama şimdi birçok eksisi olan, birçok çıkışı olan bir otoban yol gibi sevgili arkadaşlar. Seçenekler inanılmaz artmış durumda. E, tabii e, bunu somut olarak da görüyoruz sevgili arkadaşlar. Bakın yapılan bir çalışmada 1990'lı yıllarda doğanlara soruyorlar. Hani kariyerlerinde işte ilk işlerinde kaç yıl çalışmayı planlıyorlar? 3 yıl civarında diyorlar. Ve bu bize şunu söylüyor 40-50 yıl civarında yaklaşık olarak mesleğin süreceğini düşünürsek bir e, 90'larda doğan bir kişi, 2000'lerin başında doğan bir kişi kuvvetli muhtemel meslek yaşamı boyunca 15-20 iş değişikliği yapacak. E, tabii ki muhtemelen çok farklı alanlar olmayacak. Yeterlikleriyle daha önceki hazır bulunuşuyla ilgili alanlara yönelecek. Bakın inanılmaz bir değişim yaşıyoruz dedim. Bunu somut verilerle görüyoruz. LinkedIn diye bir sosyal medya platformu var biliyorsunuzdur bazılarınızda. Profesyonellerin daha çok iletişim kurduğu, iş aradıkları, bağlantılar kurdukları bir site. 2008 ile 2013 arasında en çok hangi alanlarda ilan e, artışına bakıyorlar? Yani eleman arayışının olduğu programlara bakıyorlar, alanlara bakıyorlar. E, iOS geliştiricisi bu Amerika'da gerçekleştiriliyor. E, Apple ve türevleri var ya cep telefonları, diğer dijital cihazlar. Onların geliştiricisi. Sonra Android geliştiricisi geliyor. Sonra Zumba eğitmeni. Sonra sosyal medya uzmanı, veri bilimcisi, arayüz tasarımcısı, büyük veri mimarı, bulut hizmetleri uzmanı ve dijital pazarlama uzmanı gibi. E, mesleklerin geldiğini görüyoruz sevgili arkadaşlar. Yani şu anda girişat geleceğin meslekleri açısından baktığımızda e, bilişim alanının olduğunu görüyoruz. Dijital alanının olduğunu görüyoruz. E, şunu da söyleyeyim ben size sevgili arkadaşlar. Üniversite seçimi evet önemli ama aslında asıl mesele sizin hangi üniversitede olduğunuzdan çok sizin o üniversitede ne yapıyor çok daha önemli. Aslında sadece o üniversitede ne yaptığınız değil genelde ne yaptığınız çok önemli. Çünkü artık bugün itibariyle sadece hangi programdan, hangi üniversitede mezun olduğunuz değil, hangi yeterliliklerle mezun olduğunuz çok önemli. Hangi deneyimlere sahipsiniz, hangi stajlar yaptınız hangi niteliklere sahipsiniz bunları size soruyorlar yani sizin 4 üzerinizden 3.75'lik notunuz belki bir yüksek sans yapmak için işlevsel olabilir ama bir mesleğe girmede bir işe girmede o kadar da işe yaramayabilecek sevgili arkadaşlar size soracakları şey bu daha önce ne yaptınız nelerle uğraştınız hangi üniversiteden mezun olduğunuz evet belki ilk başta bir izlenim yaratabilir ama o üniversitede ne yaptın kendini geliştirmek için ne yaptın bakın size bir e, sayfadan bahsedeceğim belki haberdarsınız ama Coursera diye bir e, site var. E, Amerika'daki MIT gibi, Stanford gibi e, Ivy League'inde olan üniversiteler var. Dünya çapında üniversiteler var. Ve o üniversitelerde bedava kurslar veriliyor sevgili arkadaşlar. Bedava dersler açılıyorlar. Ama tabii İngilizceniz şart. İngilizcenizi geliştirmek zorundasınız. Peki en çok talep edilen dersler ne? Me makine öğrenmesi. Machine learning dedikleri. Sinir ağları ve derin öğrenme. Öğrenmeyi öğrenme. Bu çok önemli ve her meslek için geçerli. Matematiksel düşünmeye giriş. Bitcoin ve kripto para teknolojileri biliyorsunuz artık dijital paralara doğru gidiyoruz. Herkes için programlama, algoritma, meslek gelişimi için İngilizce ki bu çok önemli. Hangi alanda olursa olsun sevgili arkadaşlar mesleki yetenekler açısından baktığınızda yabancı dilinizi geliştirmeniz şart. Ve makine öğrenmesinde nörel ağlar ve finans piyasaları yer alıyor. Dediğim gibi sevgili arkadaşlar dünya hızla dönüşüyor. Yani 100 yıl önceki bilgilerin iki katını bir sonraki yüzyıl üretmiş durumda. Bu yüzyılda da daha fazla üretilecek. Peki kariyer planlamada biz nereye dikkat almamız lazım? Yani bu inanılmaz değişimi nasıl uyum sağlayabiliriz? Şimdi bu noktada önce varlıklarınızı dikkat almanız gerekir. bunu kim söylüyor? Hoffman ve Kasnoha isimli araştırmacılar. Hoffman LinkedIn kurucularından. Varlıklarınız deyince ne anlayacaksınız? Fiziksel yeterliklerini, sahip oldukları, sahip olduğunuz yetenekleriniz, ilgileriniz yumuşak varlıklar olarak geçiyor. Fiziksel özellikleriniz, ee, sert varlıklar, hard assets diye geçiyor. Ee, yumuşak varlıklarınızda sahip olduğunuz beceriler, deneyimler, bağlantılar, bilginiz, e, deneyimleriniz, bunların hepsi burada yer alıyor. Ee, dolayısıyla önce varlıklarınıza bakmanız gerekiyor. bende ne var? Ben ne var? Ee, dolayısıyla önce bunu dikkate alacağız. Sonra hedefleriniz. Burada ne önemli? Gelecek vizyonu. Geleceğe dair bakışınız, vizyonunuz ne? Ne öngörüyorsunuz? 10 yıl sonra, 20 yıl sonra neyle uğraşmayı ve nerede olmayı hayal ediyorsunuz? Amaçlarınız neler? Mesleğe dair amaçlarınız neler? Yaşama dair genel amacınız ne? Bakın bu değerler de bunlarla ilgili. Arzularınız, istekleriniz neler? Bakın meslek seçmek, kariyer planlaması sadece bir meslek seçmek, sadece bir iş yapmak değil. Sizin yaşamınızı biçimlendiren bir şey. Yaşam biçiminiz ona göre şekillenecek belli bir düzeyde. Değerlerinizi orada ifade edeceksiniz. Temel değerleriniz burada yer alıyor sevgili arkadaşlar. Ve son olarak piyasanın gerçekleri. Yani var olan piyasa koşulları neler, maaşlar neler, ne kadar gelir elde edebilirsiniz vesaire. Dolayısıyla şu üç soruyu dikkat almamız gerekiyor. Kariyer planlaması yaparken, meslek tercihi yaparken. Ne yapabilirsiniz? Yani neleriniz var? Bunlara ne yapabilirsiniz? Ne yapabiliyorsunuz? Ne yapmak istiyorsunuz gerçekten? Şimdi değil, gelecekte de. Ve iş alanı, meslek alanı sizden ne istiyor ve size ne verecek? Bunları sorgulamanız gerekiyor. Şimdi 20. yüzyıl becerilerinden bahsediyor. Bakın şunu söyleyeyim size sevgili arkadaşlar. Evet belli üniversiteleri seçmek bir açıdan önemli ama yeterli değil. Kendinizi yine geliştirmeniz gerekiyor. Çünkü aslında artık mesele belli bir üniversitede belli bir programdan mezun olmaktan çok neye sahip olduğunuza dönmüş durumda. 20. yüzyıl becerileri konuşuluyor. P21.org diye bir site var Amerika'da. Oraya girip bakabilirsiniz. Keza Davos'ta bu 21. yüzyıl meseleleri, yeterlikleri konuşuldu. Neler var bunların içerisinde bir bakalım. Yaşam becerileri, yaşam kariyer becerileri, esneklik, uyum sağlama, inisiyatif alma, öz yönlendirme, yani kendi özelliğinizle hareket edebilme, karar verebilme, sosyal ve kültürel duyarlılık, ne kadar açıksınız farklı toplumlara, farklı özelliklere, farklı düşüncelere, farklı inançlara. Üretkenlik ve hesap verebilirlik, liderlik ve sorumluluk, ne kadar liderlik yapabilme gücünüz var? Belki buraya şey eklemek lazım bilmiyorum ama girişimcilik, ne kadar girişimci bir ruha sahipsiniz? Öğrenme ve yenilikçilik becerileri bir diğer grup arkadaşlar. Burada 4C'den bahsediliyor İngilizcesinde. Eleştirel düşünme ki çok eksik bizim eğitimimizde. İletişim çok çok önemli. Hangi işi yapıyor olursanız olun, diyelim bir laboratuvarda, Birkaç kişiyle çalışıyorsunuz fark etmez. Yine iletişim becerilerine ihtiyacınız var. İş birliği yapabilmenin çok önemsendiğini görüyoruz. Ve yaratıcılık her meslek için geçerli, belli meslekler için çok daha geçerli tabii ki. Mimarlık gibi, tasarım alanları gibi, görsel tasarım, medya tasarımı vesaire. Ve bilgi, sosyal medya, teknoloji becerileri maalesef ülkemizde halen üniversite düzeyinde dahi biz medya okuryazarlığını, bilgi okuryazarlığını geliştirilmiş değiliz. Seçerken üniversiteyi belki bunlara dikkat almanız gerekiyor sevgili arkadaşlar. Yani size yaşam ve kariyer becerileri bağlamında, öğrenme ve yenilik becerileri bağlamında ve bilgi, sosyal medya, teknoloji becerilerinin gelişme bağlamında neler sunabilecekler? Görüşmeler sırasında bunları sorun onlara. Ne tür imkanları var bu bağlamda? Neler yapıyorlar ders sürecinde ve ders dışında? Dünya Bankası'na göre bu 21. beceriler neler? Bakalım ilk beşi söyleyeceğim. Karmaşık problem çözme, eleştirel düşünme, yaratıcılık. E, 2015'te 10. sıradaydı. 2020'de 3. sıraya yerleşti arkadaşlar. Belki başa yerleşecek bir 5 yıl sonra. İnsan yönetimi yani yine burada empati, iletişim becerileri, duygusal zeka onlar devreye giriyor. Ve iş birliği yapabilme yeni sevgili arkadaşlar. E, şimdi belki tabii şu çok önemli sevgili arkadaşlar. Dediğim gibi seçeceğiniz üniversite bu becerileri ne kadar sağlıyor? Bir. İkincisi siz bu becerileri nasıl geliştirebilirsiniz sorusunu da sormanız gerekiyor. Ee, ve gerçekten hani insanlar ne için e, iş yaparlar, ne beklerler sorusuna birçok şey söylenebilir. Para, güç, nüfus, popülerlik, e, entelektüel hedefler olabilir, prestij, statü kazanma, tanınma, kabul görme. Gerçekten sizin kendinize bu soruyu sormanız gerekiyor. Bu Burada değerlerinizle de ilgili tabii ki. Ama gerçekten yapmanız gereken şey ben ne yapıyor olurken mutlu olacağım. Ve tabii ki e, yapacağınız şey yeterliklerinizi geliştirmek ve kendinizi farklı kılmak. Ee, sınıfınızdakiler ne yapıyorsa onlardan bir fazla yapmak. Bir staj mı isteniyor? Sizin iki staj yapmanız. Bir yabancı dil mi veriliyor? Sizin ikinci dil, yabancı, ikinci dil bir e, kazanım elde etmeniz çok önemli. Peki hangi üniversite? Yeteneklerinizi geliştirecek bir üniversite. Bir önce saydığımız. Size farklı seçenekler sunan bir üniversite. Evet, üniversite belli düzeyde önemli demiştim. E, niye önemli? Çünkü size vizyon veren, biraz önce bahsettiğimiz becerileri kazandırma noktasında daha önde görünen üniversiteleri seçmenizde fayda var sevgili arkadaşlar. Evet, bana tanınan kısa sürede aslında çok kapsamlı olan bir konuyu sizlere paylaşmaya çalıştım. Sorularınızı almak isterim şimdi. Evet. <laughs> sorular, sorular. Ha, okulumuz pandemi ile nasıl başa çıkıyor? Aa Şöyle söyleyeyim sevgili arkadaşlar. Anadolu Üniversitesi'nde psikolojik danışma merkezimiz var. Psikolojik danışma merkezi öncelikli olarak öğrencilere, sonra personeli, hatta personelin çocuklarının psikolojik ihtiyaçlarını karşılık vermeye çalışan bir merkezdir. Şu anda tabii ki yüz yüze görüşmeler, yüz yüze psikolojik danışma oturumları yapılamıyor. Ama uzaktan, online şeklinde görüşmeler yapılıyor. Aynı zamanda... Anadolu Üniversitesi'nin yenilikçi yapısına uygun olarak e, Psikolojik Danışma Merkezi çok güzel bir program geliştirdi. Kendi kendine yardımı e, yapabilmeniz, yardımcı olacak bir sistem var sevgili arkadaşlar. Giriyorsunuz e, özellikle kaygıyla, depresif bazı belirtilerle, e, stresle, gerilimle başa çıkma noktasında adım adım e, izleyeceğiniz e, bir interaktif program var sevgili arkadaşlar psikoloji merkezimizi ziyaret etmenizi isterim online olarak. Ee, ama tabii ki o sisteme girebilmeniz için e, sizin üniversite öğrencimiz olmanız gerekiyor. E, oradan o şekilde yararlanılabiliyor. E, şu an için bunları yapıyoruz sevgili arkadaşlar. Evet hocam seni üniversite yüzü <laughs> bilemiyorum. E, yani o e, iktidarın alacağı karara bağlı. Tabii ki salgının seyrine bağlı. Biz bir an önce yüz yüze öğretime geçmek istiyoruz. Ee, yani tabii ki online e, öğretim süreci e, bazı artılara sahip, avantajlara sahip e, ama yüz yüze öğretimin verdiği tadı da vermiyor açıkçası. Hem öğrencilerimiz hem biz e, artık e, okulumuzda olmak istiyoruz, sınıflarımızda olmak istiyoruz. E, bir an önce bekliyoruz. Umarım hep beraber güz e, döneminde e, okullarımızda oluruz. <laughs> Rica ederim Melisa. Teşekkür ediyorum Esra. mı sözü olan, sorusu olan. Eğer yoksa Seda Hanım. Oturumu sonlandırabiliriz ne dersiniz? Ben teşekkür ederim Seda Hanım. Umarım e, öğrencilerimizin, gençlerimizin meslek seçimini etkileyebileceği e, bazı ipuçlarını vermişimdir. E, sevgili arkadaşlar, tabii ki çevreye soracaksınız. Tabii ki çevreden anne babanız ya da diğer önemli kişiler sizlere bazı ipuçları verecek. Şuraya git, buraya git diyecek. Ama siz dediğim gibi önce yeterliklerinizi dikkate alın. E, değerlerinizi dikkate alın. İlgilerinizi dikkat edin, hedeflerinizi dikkat edin. Ne yapıyor olurken mutlu olacağınızı dikkat edin. Ee, sonra tabii ki piyasa koşulları, onları dikkat almak zorundasınız. Şüphesiz. Ee, ama önemli olan gerçekten mutlu olmanızı sağlayacak bir kariyer planlaması yapmak. Korkmayınız. Ee, artık şimdi e, meslek yaşamında geçişler çok kolaylaştı. Ee, benim zamanımda olduğu gibi, hani bir mesleğe bağlanıp, e, hani emekli olana kadar orada kalmak zorunda değilsiniz baştan çok şanslısınız. Hepinize e, bu yönde yapacağınız tercihler diliyorum sevgili arkadaşlar. Müzik